Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna nevmeküm subata. Uykunuzu dinlenme yaptık diyor. Uykunuzu dinlenme yaptık. Şimdi fıtrata yanlış yaşarsak hepsinde işte bir sıkıntı, fatura çıkıyor. Gece nöbeti olmaz. Fıtratta yoktur. Gece çalışma yoktur. Ve cealna nevmeküm subata. Uykunuzu dinlenmenize dinlenme yaptık. Uyku. Ondan sonra başka bir ayette de gece istirahat yaptık diyor. Nevm bu. Yani gece hani öyle işe gireceksin ki gece elinden geldiği kadar yani kafanda bu dursun. Gece mesaisi olmayan bir iş. Tamam. Gece uykusunu almak gerekiyor. Bazıları gece ihya ediyor. Gündüz oturuyor da şey yapıyor. Gündüz yatıyor. Gündüz kitap okuyor. Bunlar kim yapıyorsa inan psikolojileri rahatsızdır. Rahatsız oldukları için bunu yapıyorlar. Gündüz uyuyor, gece kitap okuyor. Evet, gündüz uyuyor, gece kitap okuyor. Tamam. Bu yanlış. Cenab-ı Hak geceyi istirahat yaptım diyor. Gece istirahat örtüsü yaptım diyor. Sen istirahatta çalışıyorsun. Bu yanlış kardeş. Peki büyükler ne yapıyordu? Büyükler imsakta yani geceyi üçe böl, son üçte biri kalkarlar, teheccüdle kılarlar ve namaz, zikir, evrak, kitap ne okuyorsa onu yaparlar. Gece yatarlarmış ya. Son gecenin son üçte birini ihya ederler. Son üçte birini. Konumuz o değil ama bilin. Şimdi mektubat 28. mektup 1. mesele. Biraz hızlı gideceğim. Ama buradan başlarsak. Neyse, altıncısı ve en mühimi, Rüya-i Sadıka benim için Hakk'al yakin derecesine gelmiş ve pek çok tecrübatımla Kader-i İlahi'nin her şeye muhit olduğuna bir hücceti katıya hükmüne geçmiştir. Yani rüyayla alakalı bir mevzu işliyor. Altıncı meseleden şey yapıyoruz. Rüya-i Sadıka, sadık rüyalar, aynı gündüzde olacak gibi hadiseleri önceden görmek. Tamam. Önceden görmek. Peki. Nettir yani Rüya-i Sadıka. Rüya-i Sadıka'nın en bariz alameti sabaha yakın olur. Subhun gibi diyor. Yani öyle sabahın doğuşu gibi net olur. Tevhile pek şey yapmaz. Net olur, açık olur, içinde haram olmaz. İçinde haram olmaz. Subhu yani güneşin doğuşu gibi olur. O kadar nettir. Rüya-i Sadıka sabah namazına... Yani yorum gerektirmiyor öyle mi Hasan abi? Yorum gerekiyor, fazla gerekmiyor. Fazla gerekmiyor. Gerekmiyor, nettir yani. Peki abi kafir mümin fark ediyor mu bu rüyayı görmesinde? Yok, fark etmez. Çünkü kafir ikiye ayrılır. Mütecaviz kafir, nötr kafir. Mütecaviz kafirde bu rüyayı sadık olmaz. Nötr kafir var ya böyle fok balığı, ademi kabul. Ya ben bu işte bilmiyorum. Bir de fetret var ya bu Almanya'da. Fetret. Dini duymamış değil fetret. Doğru duymamış. Ne kadar duyabilirdi, ne kadar duydu, ne kadar araştırabilirdi, ne kadar araştırmadı, ne kadar lakaydı, ne kadar ciddi olabilirdi. Bu Allah'ın hesabına dair. Biz bilmiyoruz. Konumuz o değil. Rüya-i Sadıka böyle bir şeydir. Böyle nettir. Üstad Hazretleri bu Kader-i İlahi'nin hakim olduğunu gösteriyor. Evet, bu rüyalar benim için hususan birkaç sene zarfında o dereceye gelmiştir ki, mesela yarın başıma gelecek en küçük hadisat
ve en ehemmiyetsiz muamelat ve hatta en adi muhaverat, konuşmalar yazılı olduğunu ve daha gelmeden muayyen olduğunu, yani Rüya-i Sadık'a net çıkar böyle. Aynen çıkar. Hiç tevilsiz çıkar. Ne nasıldır? Rüya-i Sadık Ustad görmüş, diyor ki başıma yarın başıma gelecek en küçük hadisat. 2. En ehemmiyetsiz muamelat, en ehemmiyetsiz muamele. Ve hatta en adi, adi derken sıradan bir konuşmalar, muhaverat yazılı olduğunu ve daha gelmeden muayyen olduğunu, belli olduğunu ve gecede onları görmekle, onları görüyorsun. Çünkü gece kepenkler kapalı, göz kapalı, kulak kapalı, akıl kapalı, dil kapalı vesaire kapalı. Dil tadı almıyor yani, elma armuttan lezzet almıyor. Peki ruh uyur mu? Ben çabuk çabuk geçiyorum atlayarak. Siz artık arayı toparlayın. Çünkü konu başka. Küçük sarıklı gençe gireceğim. Araplarla Türklerin bir olduğu savaşa gireceğim. Bu kapanınca ruh uyumaz. Ahirette, cennette, cehennemde uyku yoktur. Uyku lezzetlidir diyorlar. Bedensel olduğu için, yorgun olduğun için. Uykunu aldın. Daha yatmak işkencedir. Yatamazsın. Ruhta uyku yoktur. Uyku bedenseldir. Bedeni açtıktan sonra uykuya ihtiyaç duymazsın. Şimdi bu gece kapanınca rüya görmüyor musun? Görüyorsun bak, görmek. Oysa göz kapalı. Peki rüyada gördüklerini bu gözle mi görüyorsun? Hayır. Rüyada gördüklerini bu sesle mi, kulakla mı işitiyorsun? Hayır. Rüyada yediklerini, rüyada kokladıklarını, rüyada yaptıklarını gusül yapıyorsun. Bu bedenle mi yaptın? Terden su oluyorsun, köpek seni kovalıyor, bir iş yapıyorsun. Bu bedenle mi yapıyorsun? Yok. Niye buna fatura çıkıyor? Köpek kovalamışsa bu terden su oluyor. Vesaire. Bunlar arkadaşlar varlık düzeyini bu ceset zannediyoruz, beden zannediyoruz. Bu beden üzerine 18 bin alem bir üzerine bindirilmiş boyut farklılığından birbirine karışmıyor. O inşallah bir boyut dersi yaparız gündüz. 18 bin alem aynı yerde. Yani hep misal veririm. Odunda zıtların cemi var. Duman var odunda. Nur da var. Sıcaklık var. Işık var. Odundaki her yerdedir ama odun bir yerde vesaire. Nasıl bulunabiliyor? Boyut farklılığında. Burada radyo dalgaları var. Nasıl bulunabiliyor? Boyut farklılığında. Bizim ruhta da boyut farklılığından dolayı 18 bin alem için mesela birbirine bindirmiş. Hayalim. Oo bak. Hiçbir şey yok değil mi? Bak buradayız. Hayalim ben çıkarım umman bir sahra, vasi bir şehir, mükemmel dostlar, her şey var bak. Hatta gözüm de açık. Derste dinler ama adam hayal. Leylim leyl. Peki o hayal midir? Değildir. Doğru mudur? Doğrudur. Yani bu varlık düzeyi değil. Alemi misalin bir altı olan, konumuz o değil, onun için çabuk geçiyorum. Lefi misali, alemlerine geçiyorsun. Peki vücut bunu hayal olarak mı anlıyor? Hayır. Aklın bir özelliği var, güzel bir tarafı, alet olduğu için. Hayalen gördüğünü, rüya ile gördüğünü, gerçek olarak gördüğünü, üçünü aynı anlar. Dolayısıyla vücut öyle salgılama yapar. Dolayısıyla güzel hissetmek istiyorsan kendini, güzel hülyalar et. Güzel hayaller kur. Kavga gürültü yapma. Şehvi arzuları kurma. Bir derste olduğunu kabul et. Tefekkür ettiğini yap böyle. Rahat ol. Canın sıkılıyorsa sohbette ol. Mesela canı sıkılan adam şimdi hayalen
bu videoyu izlerken orada olsa öyle, kendi aynı oradaymış gibi hisseder. Peki bunu yaparken akıl der mi? Sıstak çekil, hayal bu, gerçek değil demez. Delilimiz, hayal ettiğiniz zaman birisini kızıyorsun, bağırıyorsun, hayal. Vücut hormonları değişiyor mu? Değişiyor. Peki cinsellik hayal ettiğin zaman bu hayaldir diyor mu? Aynen oluyor. Rüyalanmak da böyle. Yani biz kendimizi tanımıyoruz. Tamam. Şimdi bu gece kapandı. Öyle horluyor ki karşıki oda kalkıyor ayağa. Hatta üst kattakiler de rahatsız oluyor horlamasından. Horlama nerede? Buradan, bu niye duymuyor? Şuradan şuraya. Duyması lazım. Oradaki rahatsız oluyor da bu niye rahatsız olmuyor? Bir bütün olduğu için. Kişi horlamasını duymaz. Ama komşu duyar. Niçin? Duyan kulak değil. Kulak, kulak menfez. Rüyada hangi kulakla duyuyorsun? Bunun başka bir kulağı var. Hani derler ya, toprağında kulağı var. Kalp kulağı var, akıl kulağı var. Bir baksana tecrübe kulağıyla bir dinlesene şunu. Şu motorun sesini tecrübe kulağıyla bir dinlesene. Nerede sibop vuruyor? Ha, üçüncü sibop vuruyor. Sibop vuruyor mu? Tecrübe kulağıyla. Baksana bu tecrübe şoförlük gözüyle şuradan kamyon çıkar. Bana mesela bak hele şu camide veya şu insanlarda ne ders olur. Cenazeye bakıyorsun. Karabalığa bakıyorsun. Cenazeye bakıyorsun. Şöyle 30 senelik tecrübemle buraya ne ders gider? Allah'ın izniyle tespit ediyoruz. Başka bir göz. Demek istiyor. Tamam. Şimdi bu kapalı olduğu zaman düşünüyorsun. Düşünmüyor musun? Rüyada ya böyle dedim. Şimdi uyanınca diyorsun ona keşke şunu deseydim. O zaman da akıl vardı ama bu akıl değil. Paralel dünyalar. Senin de paralelin var. O sensin, bu da sensin. Şimdi ustak diyor ki onları görüyordum ama bu göz de değil, gecede onları görmekle, onları görüyordu bu göz de değil, iyi dinleyin. Görüyordu kalp gözüyle, akıl gözüyle, his gözüyle, duygu gözüyle, latife gözüyle görüyordu. Dilim ile değil, bak dilim ile değil, gözüm ile okuduğum bana katı olmuştur. Lemalar 249, 26. lemada Van Kalesi'ne girdim. Ermenilerin işgaliyle tahrip olan şehre bakıyordum. O Ermenilerin tahribatını gözümle değil kulağımla görüyordum. Kulağımla değil gözümle işitiyordum diyor. Burada da diyor. Yani rüyada uyurken görüyor. Hangi gözle görüyor? Bununla görmüyor kesin. Ha, hangi gözle görüyorsa onun başka bir kulağı da var. De, dilim ile değil, gözüm ile okuyordum. Yani farklı aletler değil mi? Farkı. Bu dünyada alet. Yani bu dünyada akıl bir alettir. Kulak bir alettir. Göz bir alettir. Rüyada ise alet değil. Fikir gözü, his gözü, latife gözü. Ruh gözü, gözü, kalp gözü, vicdan gözü, akıl gözü. Başka bir göz, başka akıl, başka göz, başka dil, başka koku, başka vücut. İle bu vücuda mı mahkumuz? Bak dilim ile değil, gözümle okuduğum bana katı olmuştur. Neyle okuyormuş? Gözle okuyormuş. Bir değil, bir değil, yüz değil, belki bin defa gecede hiç düşünmediğim halde gördüğüm bazı adamlar veyahut söylediğim meseleler o gecenin gündüzünde az bir tabirle aynı çıkıyor. Aynen, hafif bir tabirle. Hani o gördüğüm adamlar, konuştuğum şeyler, mevzu bahis olanlar aynen çıkıyor. Hatta Peygamber Aleyhisselam'ın vahyin 40'ta biri rüyada olmuş. Demek en cüzi hadisat vukua gelmeden evvel hem mukayyettir hem yazılmıştır. Demek ki her şey vücuda gelmeden önce kaderde yazılmış. Burada senin ihtiyarına ona girmeyeceğim. Sen yazıldığı için yapmıyorsun. Yapacağın için yazılmış önceden. Yazıldığı için yapmıyorsun. Çünkü hiç kimse kaderine bakıp yapmıyor.
yapacağını önceden bilindiği için yazılmış. Ne önceden için biliyor? Ruhunda bunlar mevcut. Sen onları, ruhta sıra yoktur. Ruhta geçmiş, gelecek an gibidir hepsi. Mesela bir sürü planın yok mu abim senin, Salim? Ama gelecek değil mi? Ruh için öyle bir şey değil. Onun için geleceği böyle hedefi olanlar halde canlı olurlar. İrade nedir? Geçmiş ile geleceğe bakıp halde tercih etmektir. Onun için ustad diyor ki hazır zamana mı sıkıştın? Kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Hazır, geniş sahnetin hazır zamandan, dünyadan çık. Haklın ve hayalin almayacak geniş dünyayı göreceksin. Yani kadere girmek istemiyorum, şey gireceğim. Bir daha cümle şuydu. Yazıldığı için biz yapmıyoruz. Yapacağımız önceden bilindiği için yazılmış. Demek tesadüf yok. Hadisat başıboş gelmiyor. İntizamsız değillerdir. Yedincisi. Tamam mı? Burada fazla aslında bu korkunç bir mevzu. Ama durmuyor. Çünkü belki de bunun kadar mühim bir mevzuya gireceğim. Üstad Hulusi abiye diyor, senin müjdeli, Hulusi abi soruyor. Mektubu 6'dan başladık. 1, 2, 3, 4, 5. Ondan sonra rüyayı sadıka var. Rüya var, rüyalar anlatılıyor. Rüyayı sadıka nedir? Burada anlatıyor. Göstereyim size. Bak, rüyayı sadıka burada anlatıyor. Rüyaları anlatıyor. Sonra burada başladım. Yani burada bunları anlatıyor. Ben rüyayı sadıkaları falan girmedim. Konum rüya değil. Ama buradan almam lazım. Hulusi abi diyor ki, senin müjdeli, mübarek ve güzel rüyanın tabiri Kur'an için ve bizim için çok güzeldir. Hem zaman tabir etti ve ediyor. Bir rüya görmüş. Hulusi abi ustadımızın birinci şey talibesidir. İhlas'ta ustadın birinci talibesi. Ve Barla da öyle diyor. Barla'nın birinci, Barla'nın girişinde yazar. Bunun İhlas'ta nur talebeleri içinde birinci olduğunu söylüyor. Bu zat Kur'an için bizim için çok güzel bir rüya görmüş. Üstad diyor ki o rüyan zaman tabir etti. Şu anda ediyor. Tamam ediyor. Devam ediyor. Tabirimize ihtiyaç bırakmıyor. Bir rüyası var ki daha çıkmamış. Üstad zamanında. Bakalım çıkmış mı şimdi. Beraber bakacağız. Muhammed iyi misin abim? Hadi bakalım. Çok önemli de onun için. Merak ettim. Bakayım. O ustad zamanında çıkmayan rüyanın bir üç parçası var. Çıktı diyor geçmişte. Şu anda çıkıyor. Çıkmaya devam ediyor. Çıkıyor. Çıktı demiyor. Çıkıyor. Çıkıyor. Bakayım. Şu anda onun zamanı mı? Hem kısmen tabiri güzel olarak çıkmış. Sen dikkat etsen anlarsın. Yalnız bir iki noktasına işaret ederiz. Yani bir hakikati beyan ederiz. Senin hakikatı rüya nevinden olan vakalar o hakikatin temessülatıdır. Şöyle ki, yani rüyalar hakikatin temessülatı demek, o hakikatin sende cilvelenmesi, misal olarak gözükmesi, güneşin aynada gözükmesi gibi. Benim kelamım sizin dimağınızda gözükmesi. Temessüldür. Tamam mı abi? Temessül. Peki hazır mıyız? Esas mevzuya çevirdim sayfayı. Ne diyor diyor Bülent değil mi? Şimdi Hulusi abinin gördüğü rüya şu. O vasi meydanlık. Vasi. O geniş meydanlık. Rüyada Hulusi abi meydanlık görmüş. Vasi. Geniş meydanlık. Alem-i İslamiyet'tir. Alemi İslamiyet'tir. O vasi meydanlık alem-i İslamiyet'tir. Alem-i İslamiyet. O geniş alem alem-i İslamiyet'tir. Tamam abiler?
Usta tabir ediyor. Kaçırırsanız kaçar. Kaçırmayacaksınız. Alem İslamiyet'tir. Meydanlığın nihayetindeki mescit, büyük bir vasi meydanlık varmış. Onun sonunda bir mescit varmış. İsparta vilayetiymiş. İsparta vilayeti. Ha? Üç, etrafı bulanık çamurlu su, etrafı bulanık çamurlu su varmış. O şeyin, nihayetindeki mescidin. Mescidin etrafı çamurlu su. Ne demek? Hal ve zamanın sefahet ve atalet ve bidatlar bataklığıymış. Ama sen selametle bulaşmadan süratle mescide eriştin, yani İsparta vilayetine eriştin, herkesten evvel envar-ı Kur'aniye'ye sahip çıkıp kalbini bozmadan sağlam kaldığına işarettir. Yani mescidin etrafı bulanık, çamurlu, hiç bulanmadan, bulaştığı şey olmadan mescide ulaşmış. Onu ne diyor usta? Bulanık su, şu hal ve zamanın sefaati, sefaat, günahları, atalet, tembellik, dokunma, dokunma yıkılacak. Öyle. Ama böyle. Atalet, betale, böyle, miskin. Bu ve hiç umrunda mıymış yani? Böyle. Bidatlar bataklığıdır. Sen selametle bulaşmadan suratle mescide eriştiğin, ne demek? Herkesten evvel envar-ı Kur'aniye'ye sahip çıkıp kalbini bozmadan sağlam kaldığına işarettir. Tamam? Burayı da tamam abiler. Tamam. Mescitteki küçük cemaat ise Hakkı Hulusi, Sabri, Süleyman, Rüştü, Bekir, Mustafa, Ali, Zühtü, Lütfü, Lütfi, Hüsrev, Refet gibi sözlerin hademeleridir. Bu isimler de bir simgedir. Şimdi işimiz o değil. Ufak kürsü ise, mescidin içinde kürsü varmış. Ufak, bir büyük kürsü varmış, bir de küçük. Ufak kürsü ise Barlağ gibi küçük bir köydür. Büyük kürsü ise İsparta vilayetiymiş. Küçük kürsü ise Barlağ gibi küçük bir köydür. Tamam. Yüksek ses ise, burayı kaçırmayın. Orada mescitte yüksek ses olacakmış. Çok yüksek ses. Hoparlörün sesi mi yüksek, başka şekilde mi yüksek? Artık herkes seviyesine göre anlayacak. Yüksek ses ise sözlerdeki kuvvet, kuvvet ve surat-ı intişarlarına işarettir. Yüksek ses, bak, yüksek ses, yani sesin şiddeti değil. Bir sürü sesler olacak. Ama bunların içinde kaliteli bir ses olacak. Yüksek. Tonu yüksek değil. Kalite yüksek. Ne demek? Sözlerdeki kuvvet. Hazreti Ali radıyallahu anh Risale-i Nur külliyatına sözler diyor. Tamam mı? Burayı kaçırırsanız kaçmış olur. Yüksek ses ise sözlerdeki kuvvetmiş. Telefonunuzu kapatın. Yani külliyata dayalı ses, yüksek ses olacak. Başka sesler kalmayacak. Hepsi dibe inecek. Tamam mı? Sözlerdeki kuvvet. Sözlerdeki kuvvet, yani külliyat konuşacak. Külliyatın sesi olacak. Ve sonra surat intişarlarına işarettir. Yani suratlı bir şekilde külliyata dayalı sesler suratla yayılacak. Suratlı olacak.
Yani konuştuğunuz zaman burada kalmayacak. Surat intişarına, yayılmasına işarettir. Bir, külliyata dayalı olacak. Başka, yüksek olmasını. Bir de bazı sesler belirli yere kadar gidecek. Ama bazı sesler, ki külliyatın sesi, surat intişarı. Çok süratli bir şekilde yayılacak bu dalga dalga. Çabuk. Bu da öyle diyor. Ha? Nasıl bir ses? Külliyata dayalı bir ses. Külliyatın sesi. Ne olacakmış? Süratle intişar edecek. Süratle intişar, Arapça bilirsin. İntişar, yani yayılma gibi. Yayılma. Doğru. Neşredilecek. Çabuk yayılacak. O ses, külliyatın sesi çabuk yayılacakmış. Tamam. Birinci safta sana tahsis edilen makam ise Abdurrahman'dan sana mülhan kalan yerdir. Abdurrahman ne için söylüyor? Abdurrahman Mesnevi Nuriye ve işaret yücazı Arapçadır tercüme etmiş. Bizim lisanımıza çevirmiş. Abdurrahman abi, Abdurrahman. Tamam. Abdurrahman Abdülmecit abiyle beraber şey yapmış. Bu da tercüme etmiş. Abdülmecit abi yapmış. Bu tercümeyi de yardım etmiş bu da. Ve çoğaltmış bu zat ve yaymış. Abdülmecit abi, tamam mı? Abdülmecit abi ustadın kardeşi. Abdülmecit abi kardeşidir. Abdurrahman kimdir? O herhalde zaten yeğenidir. Yeğenidir. Onun çocuktur. Birader zaten. Ama Abdülmecit abi tercüme etmiş. Bu da yapmış ya. Yani. Bu da Arapçası varmış. Ama bunun en güzel tarafı nushalarını çoğaltmış. Ve yaymış. Ustad da diyor ki birinci safta sana tahsis edilen makam Abdurrahman'da sana mı münhal kalan yerdir. Münhal. Yani sana intikal etmiş. Ne yapacak peki? Burada bir an. Yani Abdurrahman gibi bu var olanı Risale-i Nur'u yayacak. Yaymada Abdurrahman şeydir. Esas geldim. Burada bir nokta koyduk. Baş harfle Murat devam edeceğiz. Bak. O cemaat ise bir cemaat olacak. Nerede? Mescitte bir cemaat olacak. Cemaat. O cemaat ise noktalı virgül. Ne yapacakmış o cemaat? Telsiz aletlerin ahizeleri hükmünde. Telsizleri biliyorsunuz böyle. Tamam öyle. Hiç böyle eski kablo yok. Ahize. Yani o cemaatin efradı, o cemaat ise Risale-i Nur'u ahize gibi geleni nakledecek. Çabuk nakledecek. Niçin? Surat intişar yapacak o ve yüksek ses olacak. Yüksek olmasının sebebi külliyata dayalı ses olacak. Ne yapacakmış o cemaat? O mescid içindeki cemaat. Sanki telsiz aletlerin ahizeleri hükmünde bunlar. Bütün dünyaya ders işittirmek. Bunlar. Bütün dünyaya Risale-i Nur'un dersini işittirmek. Bütün dünyaya ders işittirmek. İstemek işareti işittirecek bu cemaat. Sözlere dayalı olacak. Bu cemaat ne yapacakmış? Telsiz aletler hükmünde, yani teknolojiye dayanarak Risale-i Nur'un hakikatlarını dünyaya yayacak cemaat. Bütün dünyaya dersi işittirmek, sonra istemek işareti ve hakikati ise, yani bu cemaat bunu yapacak ama bu ustad da böyle şey, Hulusi abi de böyle bir şey istiyor.
bütün dünyaya yayacak, istemek istiyor usta. Yani bir cemaat böyle telsiz aletlerle, aletleriyle yani teknolojiyle Risale-i Nur sözler hakikatini surat intişarıyla her yere yaymak istiyor. Senin de bütün dünyaya yaymak istemek işaretin var ya diyor. Sen de istiyorsun. Bu şeyi istemek, sen de yaymak istemek, sen de onlarla beraber onlar gibi olmak istemek işareti ve hakikati hissediyor bu. Seni bu, ben de bu ahize gibi olayım da külliyatın sesini, hakikatını dünyaya yayayım istiyorsun. Bunun hakikati ne demek biliyor musun rüyada böyle istemen? İnşallah. Büyük harfle yazılıyor. Bilmem işime şey görebilecek mi? Bülent. İnşallah bak büyük yaz yazıyor. Büyük harfle. İnşallah. Ne olacak? Tamamıyla bu mesele, yani Risale-i Nur'un hakikatını süratli bir intişarla bütün dünyaya yaymak ise inşallah tamamıyla sonra çıkacak. Senden ve benden sonra diyor. İnşallah tamamıyla sonra çıkacak. Öyle diyor. Sonra çıkacak. Daha çıkmadı diyor. Peki ne olacak? Şimdi efradı, o cemaatin efradı birer küçük çekirdek iseler de çok küçük olacaklar onlar. O İsparta vilayetinde bulunan etrafı çamurlu bulanık sularla kaplı bir mescidin içinde bulunan küçük bir cemaatmış. Küçük cemaatmış. Efradı çok azmış. Diğerlerine göre çok azmış. Bunlar telsiz aletlerle süratli bir şekilde Risale-i Nur'un dersini dünyaya işittirecekler. Sen de bu istekte olman hakikati ise inşallah tamamıyla sonra çıkacak diyor. Sonra çıkacak. Şimdi peki efradı birer küçük çekirdek iseler de bu cemaatin ferdi az diğerlerine göre az iseler de ileride tevfik-i ilahi ile birer şecere-i âli hükmüne geçerler. Bu Emir Dağı'nda da söylüyor. Bu cemaatin sıfatını söylüyor. Müsaade ederseniz oraya şey yapayım. Allahu Alem 1. Emir Dağı 200 Emir Dağı burada mı? 1. Emir'de 264'te o cemaatin sıfatını anlatıyor. Külliyatı külliyat dizen. O cemaatin sıfatını anlatıyor. 264 olsa gerek. Öyle hatırlıyorum. 265, 266'da 65'ten başlıyor. Bazıları diyor ki Mehdi Ali Resul külliyata geçmiyor. Allah aşkına. Bari bir indekse bak da. Rezil olma. Küllatta Mehdi Ali Resul geçmiyor. Mehdi geçiyor diyor. Bazı kardeşlerim var benim. Canımın ciğerleri. Ayakları başımın üzerinde olan kardeşlerim var da. Burada geçiyor Mehdi Ali Resul. 265'te o kardeşim de inşallah duyar. Burada geçiyor. Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatin 3 vazifesi olacakmış. Mehdi'nin değil. Mehdi ile ifade edilecek bir manayı israf-ı kelam ederek ustad Mehdi Ali Resul. 3 tane kelime kullanıyor. Mehdi, Ali, Resul. Mehdi ile ifade edilmesi gereken bir şeyi bu kelimeyle yapar mı? Ha. Mehdi, Ali, Resul kendisine eser verilen Mehdi. Mehdi kimdir? Bunun talebesidir. Bu Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği bir cemaat var. Onun da 3 tane vazifesi var. İman, hayat, şeriat. Hepsine teker teker Mehdi iktiza eder diyor. İman hizmetine, hayat ve şeriata birer şeyim. Konumuz o değil. Ama Mehdi Ali Resul burada geçiyor. Neredeyse geçiyor? Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatin şahsı manevisinin 3 vazifesi var. Mehdi değil bu. Mehdi Ali Resul. Mehdi Ali Resul ile Mehdi arasındaki farkı söyleyeyim. La teşbih ve la temsil. Peygamberlik makamı gibi. Kitaplı peygambere Resul. Kitap verilmeyen
peygamber, önceki peygamberin kitabıyla amel eden peygambere nebi. Kitap verilene resul. Kitap verilmeyene nebi. Mesela hem nebi hem resul yani bunlar. Evet. Tabi üst makam olunca nebi de almış oluyor. Mesela Musa aleyhisselam kitap verilmiş. Harun aleyhisselam onun kardeşi kitap verilmemiş. Musa aleyhisselama yardımcı verilmiş. Ve Musa aleyhisselama verilen kitapla hizmet etmiş. Resul olduğu için otomatik olarak nebilik de vardır içinde. Üniversite diploması olana lise diploması istenir mi? Bitti. Ama üst vazifesi var ona geçmiyorum. Şimdi o küçük cemaatin sıfatını okuyorum. 266 iman hizmeti yapacak o kadro az bir cemaat o taifenin yani Mehdi Ali Resul'ün ortaya koymuş olduğu Risale-i Nur'u o zat o taifenin uzun tetkikatiyle yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Mehdi yapacakmış bunu. Yani Mehdi geldiği zaman Risale-i Nur'u hazır bir program yapacak. Nerede söylüyor? Sikke-i Tasdik-i Gaybiye 9, Emirda 1, 266. 266. Neye diyor? Mehdi Ali Resul'ün ortaya koymuş olduğu tetkikat ile yazdıkları eseri Mehdi kendine hazır bir program yapacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Mehdi. İman, hayat, şeriat. İman hizmetini Mehdi yaparken o kendisinden önce Mehdi Ali Resul'un uzun tetkikat ile yazdıkları eseri kendisine hazır bir program yapacak. Sikke-i Tasdik-i Gaybiye kaçın sayfada? 9. sayfada da söylüyor. Orada da diyor ki Risale'nin hazır bir program yapacak o zat. Kim? Mehdi diyor. Mehdi yapacakmış. Mehdi Ali Resul değil. Okuyayım orayı da garip garip baktığınız için. Ondan sonra 9. sayfa. Abi ya çok kırmızı bir Risale'nin olan ona da kafayı takmayasın çok kırmızıdır. Boyadım da ondan. Ben boyayı çok sevdiğim için böyle boya kalemlerle çocuklar çok uğraşıyor. Çocuklar boya kalemlerle çok uğraşıyor. Onun için ben de boyadım biraz fazla. Merak etme bak nerede gösteriyorum ki kafadan söylemeyeceğim buradan söyleyeceğim. Diyor ki burada bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat. Ustad diyor kendisinden sonra gelecekmiş. Ustad gelmiş her şey bitmiş diyen zat. Usta diyor ki gelecek diyor sen diyorsun gelmeyecek. Radiyallahu anh hazretleri sizi mi dinleyelim ustadı mı? Hı? Hani ustada hani Risale'nin sadakat vardı. Sarih ifadeler tevil edilemez. Sarih açık ifadeler tevil edilirse bizi bağlayan hiçbir şey kalmaz. Yani şu. Ve hakimu salavatü zekâ. Namazı kılın, ikame edin, zekatı verin. Sarihtir. Hiçbir iştihat buna giremez. Yani ya Rabbi namaz kılın dedim de bir de biz meşveret edelim bakalım kılalım mı? O zaman haşa sarih ifadeleri meşveret edilmez, tevil edilmez. İma değil bu. İma değil. Yani kapalı mana değil, açık. Açık mana bitmiştir, emirdir. İster dinle, ister dinleme. İster kabul et, ister etme. Kabul etme canım. Sen cahil kal canım. Et kalsa ne olacak ki? Sen kaybedeceksin. Bu hakikattan anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Kastamonu 90'da, 190'da, 108'de, Barla 283'te, Barla 112'de, Mektubat 370'te, Emirda 1 266'da Mehdi'den bahseden yerler. Gelecek o zattan bahsediyor. Bu söylediğim sayfalar. Sonra gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. O zatın ikinci vazifesi ise şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazifesi neymiş? O gelecek zatın Mehdi'nin üç vazifesi var. İman, hayat, şeriat. İman hizmeti için kendisinden önce hazır bir program haline gelmiş uzun tetkikat ile ortaya konulan bir eseri hazır bir program yapacak ve onu neşredecek.
Dolayısıyla birinci vazife yapmış olacak o zat. Gelecek zat. Ustattan sonra gelecek zat. Sonra gelecek o mübarek zat. Risale-i Nur bir program olarak neşir ve tatbik edecek. Adam diyor ki etmeyecek diyor. Yani acayip bir şey. Salihi dil uzatma. Tevil etme. O zatın ikinci vazifesi iman, hayat, şeriat. Şeriatı icra ve tatbik etmektir. Diye devam ediyor. Sayfa 9. Tamam. Şimdi ben o zatın, dedi ya küçük bir cemaat, o küçük cemaatin sıfatını okuyacağım. Mehdi o zat, ortadan alıyorum ya buradan. Bak şurada. Bak, o zat, o taifenin uzun, o Mehdi. O Mehdi Ali Resul'ün uzun ok olmasın diye buradan almadım. Uzun tetkikatiyle yazdıkları eseri. Ben Lazca söyleyeyim mi Lazca? Risale-i Nur'u. Ustad Mehdi Ali Resul'dur. Risale-i Nur müceddittir. Ve gelecek zat Mehdi Ustad'ın talebesidir. La teşbih ve la temsil. Mehdi Nebi'ye benzer. Kitap verilen peygambere de Mehdi Ali Resul denilir. Eser verilmiş Mehdi. Bir lugata bir zahmet buyurun da bakın. Mehdi ile Mehdi Ali Resul arasındaki farkın Allah rızası için en azından bir lugata bakın. Küllatı araştırmaya yapmazsan. Tamam. Lazcasını söylüyorum. O zat yani Mehdi. Mehdi'den önce yani Bediüzzaman Hazretleri uzun tetkikat ile yazdıkları eseri Risale-i Nur'u kendine hazır bir program yapacak. Tamam. Onun ile o Mehdi o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Peki bu Mehdi bu iman hizmetini nereye dayandıracak? Mehdi bu vazifenin kendi siyasi Mehdi olduğu için zamanı olmayacak. Ordumu idare edecek, devleti mi idare edecek, ekonomi mi yapacak, şairi mi, İslami örf adetleri mi getirecek, İslam hukuku mu icra edecek, zaman bulabilir mi? Adetullah bulamaz. Peki kendisine bir kadro bulacak o Mehdi. İman hizmeti bu milletin akıl ve kalp hastalığı imansızlık. İman hizmeti için kendisine bir taife bulacak. Kimi bulacakmış? Mehdi gidecek kapısını şunu çalacakmış. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet ve manevi ordusu o Mehdi'nin. O Mehdi iman hizmetine dayanacak ve Mehdi'nin manevi ordusu olacakmış. O cemaat. Kimmiş onlar? Şu sıfata sahip olan kişilerin topluluğudur. Yalnız ihlas bir, iki, sadakat üç, tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakitlerdir. Mehdi buna dayanacak. Üç tane. İhlas, sadakat, uhuvvet, ihlas, sadakat, uhuvvet değil. Tesanüt sıfatlarına sahip olanların cemi bütünlüğüne dayanacak Mehdi. İman hizmetini bunlarla yapacak. Peki bunlar ne kadardır? Çok az olacak diyor ustad. Yani ihlası, sadakatı, tesanüdü muhafaza eden cemaat çok az olacakmış. Cemaat derken bir grup değil. Cemaat-ı nur, nur cemaati içerisinde ihlası yetmiyor ihlaslı olmak. Sadakat yetmiyor, tesanüdü de olacak. Tesanüdü de olacak. Eften püften bahanelerle tesanüdü bozmayacak. Bunlar ne kadar olacak bunları toplarsak, ondan bundan şundan şöyle şöyle toparlasak. Bunlar ne kadar da az olsalar az olacakmış. Ne kadar da az olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar onlar. Bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli olacaklarmış. İhlas ve sadakat nedir öğrenmek istiyorsanız hizmet dosturunu versene bana Kitab-ı İbrahim. Yeni Türkiye'den getirdiğim. En üstte mi daha? Bak arkadaşlar. Hiç beşeriyet karışmadan Risale-i Nur'un dosturları var. Esasatı var. Yani nereye göre hareket edeceğiz? Sen külliyatta bulamıyorsun ihlas. Bak bunu dershanede vakıflar toplamış. Kendi beşeriyeti yok. İhlas külliyatta nerelerde geçiyor? Toplamış. İhlas. Sadakat külliyatta nerede geçiyor? Toplamış. Tesanüt külliyatta nerede geçiyor?
böyle bizi bağlayan dusturlarımız toplanmış. Kaç tane madde var? Kaç tane madde var? Size göstereyim. 80 tane. Yani ne mevzular var? Mesela temelde takva esastır. Gücenmemek ve küsmemek. Siyasetten uzak durmak. Bir nur talebesi televizyonlara çıkıp siyasi yorum yapamaz. Başta olanlar. Abi olanlar. Yani hizmete olanlar. Çünkü niye? Sizi görenler diyecek ki masa bu din hizmeti yapıyor. Siyasetle ilgisi yok. Ama vakti geldiği zaman neşirlerle, toplamalarla, layıkalarla siyasete yön verir. Ama bizzat içine girmez. Siyasetten uzak durmak, tesanüt, iktisatlı olmak, uvvet dusturu, münakaşa etmemek, hüsnü zannetmek, suizan etmemek, hürmet ve merhamet etmek diye devam ediyor. Gaye sahibi olmak, gaye hayal sahibi olmak, hürmet ve merhamet etmek diye 80 tane. Abi külliyatta hangi dusturlar ya diyorsanız, ya abi ben o kadar külliyat okuyamıyorum. Ya günde yarım saat, bir saat okuyorum. Buna hakim olamam. Bu dershaneden çıkmış. Risale'nin dışında bir kitap değildir. Tamamen Risale-i Nur'daki parçaları. Yani ben lemalarda emirden birazdan bak buraya atladım, buraya atladım. Sikitasi gayb. Sen bilemezsin. Çünkü ben niye bilemezsin? Yarım saat veriyorsun ama benim işim bu. 5-6 saat veriyor. Ben uyku, tuvalet, yemek hariç ömrüm bu. O zaman ben size bunları topluyorum bir araya. Şurada, şurada, şurada. Buraya getiriyorum. Niye? Size yardım olsun. Ha, buradan okumazsın. Ama bunu söylediği sayfaları okursun. Yani size el kitabı açarsın. Abi mesela diyelim ki İbrahim bir numara söyle. Birden 80'e kadar bakayım sana ne dostur çıkmış. Birden 80. 69. Bakayım sana ne dostur. Herkes kafasına bir numara tutsun. Sevgili kardeşim, sana şu çıktım. Riya, şöhret ve teveccühü nasıl terk etmek. Bununla alakalı yerler toplanmış. Murat sana ne çıktı abim sen söyle. Bir de 20, bir daha 80 daha. 27 abi. 27. Rengin değişmesin. 27. Ehak için ihtilaf çıkarmamak. Yani en şey için, doğru için ihtilaf çıkarma. En hakkı buldun, en iyi buldun. Diğerlerini de hakka hayat ver. Onların anlayışı eksikliğine daire dışına atmayın. Birbirinizi böyle dairenin dışına atmayın. Kusur dahi olsa ıslahına çalışın. Kusuru dahi olsa daha çok sahiplenin ve atmayın dışarıya. Yani kusur. Başka? Harici düşmanlar geldiği zaman bütün olun. Dahili meseleleri medar münakaşa yapıp o kardeşinizi ona yedirmeyin. Belki Bülent böyle garip garip bakıyor. Sen söyle. 21. Tarafgirlik yapma. Mevzuları toplanmış. Külliyatta tarafgirlik yapmama bizim vazifemizmiş. Ramazan? 18. 18. Nerelisin sen Ramazan? Çankırı. Çankırı. Plak 18 midir? Keşke plakanı demesin ama. Havari ki medeniyet sefaatinden iştinap. Yani medeni fantazileri var ya, yenilikler. Onlara kapılıp da vazife yastığını unutma. Onlarla kalı. Yani telefondur, televizyondur, şudur, budur, dünya hayatının şeyi. Onlarla kalı Risale-i talebeleri iktisat ve kanaata mecburdurlar, vazifelidirler. Onunla alakalı parçalar. Selahattin abi diyor ki bana da bahsedesin. Ben düşündüm dedim. Doğup şeysini söyledim. 68 yaşını söyledim. Yaşım peki. Yaşını söyleyelim peki abi. 68. Risale-i Nur'a perde olma. Risale-i Nur söylerken ahlakın da beraber olsun. Ahlakınla Risale-i Nur'u alıyorlar. Ahlakı Risale'ye perde olmamak. Ben oraları bildiğim için söylüyorum. Ahlakımız la beraber Risale-i Nur'a talip oluyorlar. Şimdi kimse Risale-i Nur, Risale-i Nur diye sahiplenmiyor yeni olan. Bizim davranışlarımızla, konuşmalarımızla, güzel yaşamalarımızla onlar Risale-i Nur'u merak ediyorlar, seviyorlar. O zaman Risale'i okuyorlar. O zaman 68 Risale'i perde olmamak. Hakikaten olur yani.
Türkiye'de çok olmaz yani. Evet. Adam işte... Millete verme. Kendini al bunu. Yani işte saraylıların, cilerin hareketine baktığın zaman tabii olur. Evet. Nadir seni de söyleyeyim. Beş. Beş. Sen nereliydin? Mardin. Mardin midir plakası? Yok. Aferin, iyi ki plaka söylemedi. Beş. Vazifemiz iman hizmetidir. Sana ne düşüyorsa yap kardeşim. Ahmet Mehmet'i hesap etme. O ne der bu ne? Vazifemiz iman hizmetidir. Muhammed bin numara söyle abi. 55. 55. Sen biliyorum ki Samsunlu değilsin. Kur'an hükümlerini aşmamak ve taşmamak. Kur'an'ın emrettiklerine kanaat et. Kur'an'ın açık emirleri var. Haram ve helallarına dikkat etmek. Vazife-i asliyemizdir. Fatih'ti değil mi? Evet abi. Söyle abi. 7. 7. Senin plaka mıdır 7? Yok. Tamam, çok güzel. Gücenmemek, küsmemek. Bunu yapmayacaksın demek ki. Tamam. Küsmeyeceğiz, gücenmeyeceğiz. Affedeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Eyvallah diyeceğiz. Şey yapınca çekip gideceğiz. Evet. Kur'an diyor ki hecren cemiyle. Güzel bir şekilde uzaklaş. Enes? 4 abi. 4. Fenafil ihvan. Kardeşlerinle beraber olacaksın. Sosyal olacaksın. Kardeşlerine eriyeceksin. İmtiyazlaşmayacaksın. Onlara tepeden bakmayacaksın. Yani odalara girmeyeceksin. Tamam mı? Kendini hizmetin içinde eriteceksin. Ha Salih? 24. 24. Kim ve adavet beslemeyeceğiz. Yani bunlarla alakalı mevzular. Kim ve adavetle işimiz olmayacak. Böyle bir vazifemiz. Öyle değil mi Zeki? Söyle abim. Bir. Amelimizde rıza ilahi yapacağız. Niçin yapıyorsun? Allah emrettiği için. Başka hesapları yapmayacağız. Tamam. Ondan sonra. Tamam. Sen söyle abi. Abi sen söyle. 64. Ama kötüsü değil. 64. O güzel abi. Hiç sevmediğim bir şey ama. Milliyetçilik yapmamak. En çok böyle. Sevmediğim bir şey. Hiç sevmediğim bir şey. Mesela veda hutbesini çok söylerim. Allah Resulü diyor ki, evet. Üç şeyi ayağımın altına almışım. Hiç sevmem menfi milliyetçiliği, kafatasçılık yapanları. Sevmiyorum, beni de sevmesin. Ben ümmetçiyim. Ümmeti uğruna her şeyim feda olsun. Eğer yalan söylüyorsam Allah beni şu anda kahretsin. Ben ümmetçiyim kardeşim, milliyetçi değilim. Bir, faize nefret eder. Allah Resulü diyor ki ayağımın altındadır. Onu canlandırma. İki, kan davası öyle mi? Ayağımın altındadır. Canlandırma. Üç, menfi milliyetçilik. Menfi milliyetçi, kamiyetçilik yapmayacaksın. Ne özelliğin var ya? Memleketinde orada doğmak senin iktidarın mıydı ki hava atıyorsun? Fransız olmak, Almak olmak, Türk olmak, Kürt olmak, Laz olmak, Çeker olmak, Rus olmak sen mi seçtin? Ben ne özelliğim var? Allah katında üstünlük. Takvada at. Bana bu çıktı. Niye çıktı? Beyaz beyaz düşün Hasan. Demek ki fazla sert vuruyorum. Vurma mı diyor. Yani o milliyetçilik de bak külliyattan toplandığı halde bunun üzerine koyamıyor. Külliyat tamam. Bak. Şimdi devam edelim abi. Devam edelim. Antika. Çok güzel yere geldik abi ya. He? Bir cemaat varmış. Caminin içinde. Onlar küçük bir cemaatmış. Ustad diyor ki gelecekte onlar yapacak. Risale-i Nur'un sesini bütün dünyaya yayacaklarmış. Bir kısım ihlas. Sonra iki. Sadakat. Sadakat. Üç. Diğerleri saymadı. Üç tane. Bunlara sahip olanlar illa aynı mekanda olmaları iktiza etmiyor. Birimiz şakta, birimiz garpta. Kuzeyde, güneyde dayı olsak beraberiz. Ama gelecekte çıkacak diyorsa kabirde olmayacak bu. Bu kabirde olmayacak. Gelecekte çıkacak diyor. İnşallah tamamıyla sonra çıkacak Hulusi'm diyor ustam.
aleler selayin. Ya ama bunlar nasıl olacaklar? Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de bunlar çok az olacaklarmış. İleride tefik ilahi ile birer şeceri âli hükmüne geçerler bunlar. Şeceri âliye, âli bir ağaç. Bunlar kök olacaklar ama bunlardan filizler, bunlar filizler, dallar budaklar, dallar budaklardan yapraklar, yapraklardan çiçekler, çiçeklerden meyveler çıkacak bunlar. Ondan sonra hükmüne geçerler ve bunlar birer telsiz, telgrafın merkezi olurlar. Yani merkez gibi olurlar her birisi. Sanki bir kutup gibi. Müminlerin kuvve-i kutsiyelerine görülmedikleri, görüşülmedikleri halde varlıkları ve neşrettikleriyle müminlerin kuvve-i kutsiyeleri olacaklar bunlar. Nokta istinat olacaklar bunlar. Her biri ama sanki bir ordu kuvvetinde, bir kutup gibi nokta istinat olacak diyor. Bunu mektubatta söylüyor. 8. işarette. Külliyat ya tamam dolaşıyorum kafamda nerede diye. Bir de çalışıyorum da kardeşim bunlar. Nedir diye. Ne diyor külliyat ne diyor. Birer bunlar ve birer telsiz telgraf merkezi olurlar bunlar. Merkez olacaklar her biri. O kadar kaliteli olacaklar ki. Böyle bir kişi ama pir kişi olacaklar. Merkezi olurlar. Sarıklı küçük genç bir zat ise. Bunların arasında bir tane de çıkacakmış. Bu ihlas, sadakat, tesanüt sırrına sahip bir kısım talebeler olacak. Bu Allah'ın bir adeti var. Peygambersiz bir ümmet, çekirdeksiz bir ağaç, Mehdi Ali Resulsüz bir müceddittik yapmıyor. Mutlaka şöyle diyeyim, 300 tane evli olursa, başlarına en az 300 tane evli olursa kutup geliyor. Onları seçim yaparlar, manen bunu onlar seçerler, kader seçer. 300 tane evliyanın sevk idaresine başına Allah böyle kader koymuş. Başına kutup koyar. Bu kutuplar 3 tane veya bir başka alimlere göre 7 tane bu kutuplar 300 tane evliya, 300 tane evliya, 300 tane evliya, 300 tane evliya, kutup. Bunun 7 tane kutuplardan da bir tane kutbul azam seçilir. Seçerler aralarında. Kutbul azam. Tamam mı? Kutbul. Bunun da başına asın imamı gelir. Bunun da başına usulü dinden bahsediyorum. Nübüvvet gelir, nebi gelir. Onun başına da resuller gelir. Tamam, resuller gelir. Yani suflar sahibi olanlara da resul oluyor. Ulul az peygamberleri gelir. Ulul az peygamberleri de kaç tanedir? 4 tanedir. Sayabilecek misin abi? Peygamber aleyhisselatü vesselam, Hazreti Musa, Hazreti İsa. Hazreti Musa. Hazreti İsa var abi. Bak, kitap olan. Evet. Bak, İsa aleyhisselam. 4 tane mi, 5 tane mi? İsa aleyhisselam. Kitabı var. Musa aleyhisselam. Kitap verildiği halde Zebur'un sahibi değil. Bak, kitap olduğu halde. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselatü vesselam, İbrahim aleyhisselam, bir de Nuh aleyhisselam. Ha, tamam. Bunun az peygamberlerdir. Benim kafama göre olsaydı Davut aleyhisselamı da sokar. Ama ben naklediyorum. Bana ne sorarsanız sonra yarın böyle dedin tek tek gösteremezsem gelin parmağınızı gözüme sokun. Tek tek gösterin. Bu oyun değil bu. Şaka değil. Bu ciddi bir harita. Haritayı okuyan okur. Ve birer niçin bu evliyalardan bahsettim? Bu ihlas. Tamam ihlas. Sadakat, tesanüt sırrına sahip sıfatlarına olan bir kısım şakirtlerdir. Bunların içerisinde de evliyaların içerisinde bir kutup çıktığı gibi
Bunların içerisinde de ihlas, sadaka, tesanüsüne sahip o şakitlerin içerisine de bir tanesi de sıyrılacak. Bu da sarıklı küçük bir sarıklı küçük genç bir zat ise bu sıyrılacak. Sarıklı küçük genç bir zat ise ne olacakmış bu? Bu 347'de var yani. 347 sözlerde ne var ki atıf yapmışım? 347 sözlerde küçük sarıklı gençle alakalı ne var ki? 347. Merak ettim. 347. Siz merak ettiniz mi? Neşirle ilgiliydi herhalde. He? Neşirle ilgiliydi o. Öyle mi? Bakalım neymiş? Ha 347 mi? Yok. Evet 347. 447 değil ya Hasan. He. Bakayım. Mektubat 350. Nereye atıf yapılmış? He. He, şuraya yapılmış. 350. Şurası. 10. asıl. Ekser Taifi mahlukatta olduğu gibi ef'al ve amal beşeride bazı harika fertler bulunur. Allah'ın bir adetidir. Bazı harika fertler bulunur. Cemaat değil, fert. O fertler eğer iyilikte ileri gitmişse o nevilerin medar-ı fahirleridir. Yoksa medar-ı şaametleridir. Hem gizleniyorlar onlar, adeta birer şahs-ı manevi, birer gayi hayi hal hükmüne geçerler. Onlar, o şahıslar, herkesçe bilinmez, böyle gizli olurlar. Sanki bir şahs-ı maneviyi temsil ediyorlar, onun etrafında toplanıyorlar. Adeta birer şahs-ı manevi, birer yani. Şahs-ı manevi gibi güçlüdürler o fertler. Bunlar nedirler? Bir gaye hayal hükmüne geçerler. Herkes onun gibi olmak ister veya onunla istifade ederler. Sair fertlerin her birisi o olmaya çalışır ve o olmak ihtimali var. Demek o mükemmel harika fert ise, fertler demiyor, fert ise mutlak müphem bulunup her yerde bulunması mümkündür. Niçin belirlenmemiş şudur budur diye? Çünkü herkes olabilsin diye. Yani muayyenleşip de zulmetme, zulmetmiş olur. Bunlar bilinmezler. Herkesin bir kanaat olabilir ama kim diyor sana o olduğunu? Bilinmez. Niçin muayyen değil? Çünkü bu sefer bana, yani herkes olabilirken bir kişi oldu, o zaman indirgedin. Bu da olabilir. Bak zenginlik. Bu da olabilir. O zaman ona göre hürmet ediyoruz. Ama bu ise o değil, tamam. Onu kay kenara. Zenginlik fakirliğe döner. Şu ipham itibariyle, yani gizli tutulması o şahısın, mantıkça kaziye-i mümküne suretinde külliyetine hükmedilir. Yani her bir amel şöyle bir netice vermesi mümkün. Herkes olabilir ihtimaliyle zenginlik katar cemaata. Onun için belirlenmemesi gerekiyor. Ama kanaata itiraz edilmez. Herkesin bir kanaatı olabilir. Yani zenginlik için muayyenleştirilemez o zat. Çünkü baki hakikatler, fani şahıslar üzerine bina edilmez. Bina edilirse binayı alıp götürür adam. Yani tamam mı? Yani hakikat şahıslar üzerine bina edilmez. Çünkü şahıs devamlı değişir, bozulur, yanılır, ihanet eder, edebilir vesaire. Ama budur dese her şeyi mükemmel olur. O zaman hiç kimse kutsi değildir. O zaman 72. sayfada Emirdabir'de baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Tamam. Abi sözler 347 miydi? Sözler 347. Bu zat Hulusi ile omuz omuza verecek. Omuz omuza. Hulusi ile aynı şeyi taşıyacak. Hulusi'nin abi ne özelliği vardı? Sonra o küçük sarıklı genç belki geçecek birisi. Allah Allah, geçecek birisi. Naşirler ve talebeler içine
girmeye namzettir. Ustad zamanında namzettir. Yani girecek daha. Daha girmemiş. Avlisi ve ustad zamanında girmemiş. Girecekmiş gelecekte. Ve usul hulusi ile omuz omuza verecek. Belki de hulusi geçecek. Bu zat. Bazılarını zannederim fakat kati hükmedemem. Ne yapacakmış, bunun özelliği neymiş bu zat? Küçük sarıklı genci bir sıfatını belirledi. Bu zatın en büyük özelliği o genç, yani ustada göre, Hulusi abiye göre genç, sonra çıkacağı için, bu zatın kuvve-i velayetle meydana atılacak bir zattır. Kuvve-i velayetle atılacakmış. Velayetle. Kuvve-i velayetle ortaya atılacak. Böyle bir zattır. Sair noktaları sen benim bedelime tabir et. Diyor. Peki. Abi Barla'da atıf yok mu orada? Mehdi hakkında mı? Yok abi, bu sayfada Barla ile ilgili bir atıf var herhalde. Sağlıklı bir geç hakkında. Evet abi. Evet. Yazmıyor mu orada hiç? Yani ben atıf... Senin kitabında olması lazım ama atıf. Benim kitabımda Lemalar 266'da bir ne varmış, onu bir açayım o zaman. Yani fazla dallandırıp budaklandırmak istemiyorum da. Girdin abi. Olsun. Girdinse çıkacaksın demektir. 266'da ne var Lemalar'da bakalım. Neresiydi? Mektubat 350. Barla'da da vardı. Mektubat 350. Şöyle diyor. Bu zamanda nurlarla hizmet imaniye. Bu zamanda nurlarla hizmet imaniye nasıl yapacağız? Her tarafta ilanatla ve muhtaç olanların nazari dikkatlerini celbetmekle olur. Böyle bir şey yapacak. Bu zamanda nurlarla hizmet imaniye, her tarafta ilanat ve muhtaç olanların nazar dikkatini celbetmekle olur. İşte hapsimizle nurlara hapisle alakalı. İşte hapsimizle nurlara nazar dikkat celp olunur, bir ilanat hükmüne geçer. En ziyade muanit veya muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır, inadı kırılır, tehlikeden kurtulur ve nurun dershanesi genişlenir. Ustad diyor ki bizim hapse girmemiz iyidir diyor. Niçin? Nurcular yakalandı, nurcular şöyle oldu, nurcular takke yakalandı, kalemi yakalandı, tesbih yakalandı, boş sayfa yakalandı. Çünkü risale yazacaktı diye. Böyle gazetelere nurcular yakalandı diye bir, bu sefer hapis ilanat hükmüne geçiyormuş. İlanat hükmüne geçiyormuş. Şimdi Kastamonu'da senin gibi dostlarla şey yapıyor fazla. Lemalar bir de şey var. 107. sayfada ne varmış? 107. Şimdi burada şey var ya mesela, hatta iza bela mağrib eşşemsi vecedaha ta'rubu fi ayni hamiye. Ayetin ifade ettiği zahir manasına göre, burada çamurlu dedi ya, çamurlu bulanık su, buraya atıf yaptı. Ayetin ifade ettiği zahir manasına göre güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurub ettiğini görmüş diyor. Yani hulusi bir unvandır diyor. Zülkarneyn meselesi anlatırken, ben hulasa edeyim, Lemalar 16. lema, Zülkarneyn bir unvandır. Hulusi, sabri, üsrev, şu bu unvandır. O sıfatlara haiz olan herkes.
bu kanuniyeti de anlatıyor. Ondan sonra Bağla'dakine girmeyelim. Bağla'da geçiyor. He? Bağla'da bayağı geçiyor o mesele. Hangi sarıklı gel? Mesela? Aklıma gelmiyor abi ya. Kitaplar yolunda yok. Evet, o bir rüya var ya. O merkez diye. Yok. Yeter. Yani anlayan anlamıştır. Anlamayan anlamamıştır. Anlayan anlar, anlamış, anlayacak, anladı. Ne olmuşsa olmuş. Bunlar anlamayanlara anlatsın. Evet, vesaire. Şimdi çok ilginç ama. Çok tuhaf. Aslında hep kanuniyetleri koymuş. Ama şahıslara takılırsan zor. Zor anlarsın. Ahmet'in, Mehmet'in cebine aklını koyarsan anlamazsın. Çünkü her duyduğunu kafanda bir şablon var. Uyuyorsa alırsın, içeriği yoksa atarsın. Belki de attığındır doğru. Böyle gidersin ahirette cahil. Maalesef asrın bir belasıdır. Ustadı, şeyhi, lideri, abisi, hocası, ne bileyim, veli nimetleri kim ise mutlaka onu bir şablona koyar. Ondan sonra ona, her şeyi ona yorumlar. Ustadımız diyor ki böyle yapmayın. Ben dedim diye kabul etmeyin. Burada ne diyor? Hepimize örnek veriyor. Yani birbirinizi ilah yapmayın diyor, var ya. Diyor ki ben dedim diye kabul etmeyin diyor. Ne yapalım ustadım? Mihenge vurmadan almayınız diyor. Mihenge vuracağız. Tamam. Altın çıkarsa febiha kabul edeceğiz. Bakır çıkarsa kabul etmeyeceğiz. Peki nasıl mihenge vuracağız? Biz, mihengimiz şudur. Edili-i Nuriye var. 46. sayfa muhakematta. Nur talebelerinin edili-i şeriyesi vardı ya. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ehl-i sünnetin ölçüsü budur. Her cemaatin de edilesi var kendi içinde. Bizim de edile-i nuriyemiz laikalardır. Laikalara bakarız, hareket ederiz. Uyuyorsanız febiha. Uymuyorsak uymuyoruz. Bitti. Ne yapacağız? Baki hakikatler, fani şahıslar üzerine bina edilmez. Bina edilirse en büyük zulüm olur. Şahıslar unvandır, gelip geçicidir, takılmayacaksın. Bu unvana girmiş olabilir şahıs. Küçük sarıklı genç girebilir. Hulusi omuz omuza hizmet edecek. Netice ne? Ahmet olsa, Mehmet olsa ne fark eder? Sorayım vicdanınıza. Murat olsa ne olur? İbrahim olsa ne olur? Aynı netice değil. Ama birisi var şu anda. Küçük sarıklı genç varmış. Hulusi ile omuz omuzacak, belki de Hulusi'yi geçecek. O kim? İhlas, sadaka, tesanüt sırrına sahip bir kısım talebelerin içinde imtiyazlaşmış kişi. Hulusi peki abi, bu adam biliniyor mu? O 8 inşaatta bilinmeyecek. Hulusi abinin özellikleri ortaya konulacak olsa o da biraz çıkar. Evet, Hulusi abinin en büyük özelliği ihlasta ileriydi. İhlasta bir, sadakatta demiyor. İhlasta ileriydi. Sadakatta benim en ileri bildiğim kişi sadakatta hafıza ne yapıyor? Say yani hafız Ali abi ihlastadır. Öyle diyor. Nur ve Gül fabrikasının şeyi Zübeyir abi biliyor. Benim kanaatim. Sıddık Süleyman var bir daha. Birinci, yani, birinci başkası sadakat daha önce gelir. Ha, o da kanıt. Yani üçü de bir sıraya koyamıyorum ben. İhlas. Sadakat ondan sonra ihlas gelir. İhlas, sadakat. Mesela ihlas nedir? Dendiği için yapmak için sadakat dendiği gibi yapmak. Örnek vereyim. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyorum. Namaz kılıyorum demek ihlastır. Böyle kılınır mı namaz? Sadakat oldu mu? Sadakat şu. Dendiği gibi yapmak. İhlas, dendiği için yapmak, sadakat, namaz böyle mi? Yok, namaz böyle. Demek ki ihlasla sadakat ayrılmaz.
İhlas, Allah demesi lazım. Bir de dediğini tarif etmesi lazım. Nasıl yapacağını. Allah dediyse yapmak ihlas, tarif etti Allah, ona göre yapmak sadaka. Sonra bu ikisiyle donandım. Bu ikisiyle sadakat ihlasla donanan, donanmış, donatılmış bir insanla, insanın kardeşlerine karşı bir tesanüt yapabilir. Yapması lazım. Tamam. Yani dışarıdaki farklılıkları zenginlik olarak görecek. Ta bir kere en büyük vasfı, tesanüt en büyük vasfı, grup meşrep taasubu olmamalı ve kucaklayıcı olacak. Tesanüt bunu iktiza ediyor. Birbirinizi böyle üzerine hot vuruş fari, kemanat bu şey haliyle öyle yukarı çıkıp onu dişlemek, bunu ya anlamamış, nurcu değil, bizden değil, o şeydir. Ya Allah Allah, sen kimsin ya? Sen papaz mısın? Avrupa'dadır bir insan, Hristiyan olabilmesi için kiliseye başvurur. Kiliseye başvurunca kiliseler toplanır o bölgen. Şu anda Bremenhaven'de bir adam Hristiyan olacak. Burası Dom Kilisesi var. Yani Bremenhaven'in en büyük kilisesi. Oraya girer. Dilekçesini bildirir. Ben Hristiyan olmak istiyorum. Ondan sonra bütün papazlar toplanır. O bölgenin papazları. Karar verirler. Kabul ettiler mi Murat? O zaman bu adamı içeriye Hristiyanlar, papazlar aldı. Bu adam afaruzu demek, seni birisi Hristiyanlığa aldı mı? Aynı şahıslar yetkilidir seni atmaya. Afaruz da bu. Papazlar toplanır, seni afaruz eder. Lan bizim mesleğimizde İslam'da, bir İslam'a girmek için şahıslar lazım mı? Mecbur mu? Yok. O zaman seni şahıslar İslam'dan atamaz. Nurcu olmak için şahıslar lazım mı? Yok. O zaman nurcu seni atamaz. Bizden değildir. Bizim şey yoktur. Ha ben onunla teşekkür mesajım yok diyebilirsin. Onunla hecren cemine ayrılırsınla beraber olmak şart değil. Ama bizden değil, nurcu değil. Ya alemi gayb mı açıldı sana? Nurcu olup olmadığını nereden biliyorsun? Bir sürü şeyler yapıyor. Günah kebair işte kafir olmadığı gibi hatalar yapan da dairenin dişine ustak atmayayım diyor. Yeter ki art niyetli olup Risale-i Nur içimize girmiş, tahrip ve bozmak olsun. Tahrip ve bozmak. Risale-i Nur deyip o nasıl anlarız? Açıkta kardeşim. Adam Risale-i Nur böyle gidin diyor, adam böyle gidiyor. Belli. Adam mesela televizyon, gazeteyi soktu buraya. Adam birinci düsturumuz. Siyaseti sokma. Soktu. Para toplama diyor. İstina düsturumuz var. Para topluyorsun. Hizmet adına para topluyor. Para verin, bilmem ne yapın. Çek verin, senet verin. Malum şeyin yaptığı gibi malumza. Para toplamak. Nurculukta yasaktır. Siyasete bil fiil kendi namına çıkabilirsin git. Ama hakiki dindar, hakiki siyasetçi, hakiki siyasetçi, hakiki dindar olamaz. O zaman kendi namına git. Hem cemaati temsil edeceğim ben burada, hem de siyasi amblem altına gireceğim. İstinası olacak. Kimsenin bir şey al. İstemeyecek. Ha verirlerse bakar onun. Dört tane sebebi var. Emirda 1'de 163. sayfada şöyle 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 yaparsa onun verdiği paraya himmetine engel olunamaz diyor. Yazıyor burada. Hem efendim menfi hareket etmeyecek. Vesaire. İşte o burayı gösterdik işte. Ha, bunu. Ama bunlar bedi kardeşim. Buraya muhalif hareket eden o sıfata sahip değil. Zaten kendisi gözükür. Bir bakarsın bidatlarla uğraşmış. Risale-i Nur'un edebine, takvasına, meslek ve meşrebine uygun olmayan şeyler yapıyor yani. O belli zaten. Ama bunun dışında kusur dahi olsa atılamaz. Adam zina etse, içki ise, kumar oynasa dinden çıkmadığı gibi kusurlarıyla beraber de cemaatin dışına çıkmaz, atılamaz. Atılmamak. Ne yap? Daha çok onu koruyacağız. Ama bütün art niyetliyse neyse. Allah affediyorsa biz niye, insan niye affetmez? Ya o öyle biz acayip. Hatta navigasyon bile affediyor Selahattin abi. Ya hocam bir şey söyle bakayım. Navigasyon şunu bitirip söyleyeceksin. Evet. Navigasyona girdik. Yanlış yola girdik. Allah canını alsın lan. Dediğim gibi niye yapmıyorsun lan diyor mu? Göstermiyorum daha. Diyor ki
Bak yeniden hesap ediyorum. Affettim seni diyor. Sen de affet ya. Evet abi. Bir de benim kafamı çok hocam yani. Diyelim ki üstadı üstad kadar bilmek. Yani üstad kadar bilmek. Peygamberi peygamber gibi bilmek. Allah'ı da Allah kadar bilmek yani. Bunların yerinde saymak. Diyelim ki al bir üstadı kalkıp peygamber yani peygamber gibi bilmek. Veya da peygamberi de Allah kadar yani bilmek. Tabii. Bu da bir hata yani. Tabii. Bizim edile-i şerimiz var Müslüman. Bizi birbirimize bağlayan İslam dünyasının edile-i şerî. Neydir abi? Kitap. Allah'ın kitabı belli. Allah Resulü'nün sünneti. Haramlar belli, helallar belli diyor. İkisinin ortası şüpheyle. Onlardan da uzak durun diyor. Değil mi? Kitap. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti. İcma, kıyas. Kıyas veya icma. Tamam mı? Bizim budur. Ha, cemaat, cemaat nasıl yapacak? İhlas Risalesi kaç tane risaledir? İki tane. 20. lema, 21. lema. 20. lema, biz Müslümanlar nasıl bir olacağız? Nur talebesine şunu diyor 20. lemayla. Diğer İslami cemaatlere nasıl bakacağız? 20. lema. Bunu. Cemaat içinde birbirimize nasıl davranacağız? 21. lema. Acayip olan abi, Üstad Külliyat'ta diyor ki, Hristiyanlarla bile diyor, hani münakaşa olacak şeyleri kapatıp bir araya gel. Çünkü küfür var karşımızda. Biz nurcuları dışlıyoruz abi. İşte mesela ustad diyor ki hakiki Hristiyanlarla medar-i niza yani ihtilafi meselelerinizi öne çıkarmayın. Karşımızda daha beter düşman var. Dinsiz sineklerle var. Değil dinsizlik var. O dinsizlik celana karşı İslami, İttihad İslam dayanamaz diyor. Yetmez gücü. O zaman Hristiyanların hakiki ruhanilerle ittifak etmek beraber olmak değil. İttifak etmek küfrü def etmek için. Nasıl ittifak edeceksin? Karşımızda ayı var. Timsah var. Oradan geçmemiz lazım. Ormandan köye gideceğiz. Yanına köpek alsan ne olur? Şahsiyetin mi düşer? Köpeklerle git. Köpekleri alsan lan ben şahsiyetliyim. Lan ben adamım. Lan yanıma İzzetim, keyfim, fiyakam düşer. Niye? Köpekten yardım alır mıyım? Lan al işte. Lan çakalar, kurtlar var ya ormandan geçeceksin. Bizim memlekette bir köyden bir köye giderken veya koyun çobanlık yapanlar bilir ben biliyorum. Köpeğimiz var, köpek var. Lan ben fiyakalı adamım lan köpekle mi yardım alacağım? Demiyorsun. Köpekçinizden çok koyunları bize, burada verirsin. Hatta koyunları verirsin. Ulan ben köpek kadar köpek değilim ki beni de al lan yardımına. Sonra geçtikten sonra bırak beni ya. Geçene kadar beraber olalım. Hedefimiz şey, yani dahili meselelerimizi aramızda halletmesek bile harici düşmanlar olduğu zaman bir olalım. Çünkü dahili meseleleri bizi böyle harici düşmanların düşmanlara yutulmamıza sebebiyet verir. Harici düşmanların olduğu zaman da dahili meseleleri medarınıza yapmayınız. Ha öyle anlıyor. Tamam. O da öyle anlıyor. Tamam ama daire içindedir ya. Ya nasıl daire içindedir ya? Ya ustad namaz kılıyorsa bir yerde de namaz da şart değil. Dost olabiliyorlar. En azından dosttur ya. Bunun dairenin dışına nasıl atıyorsun? Adam namaz mektubatta ve barlada. Dost, kardeş, talebe, has, erken ve rükünler dairesinde bahsediyor. Ha dostla kardeşlerin toplantısını alma. Kardeş de, kardeş ise, talebe de ise kardeşlerin toplantısını alma. Nazik meseleleri onu teşvik etme, getirme. Risale talebesidir ama has değildir. Hastır ama erken değildir. Erkendir ama rükün değildir. Bunların daireleri var. Kastamonu'da anlatıyor. Birbirine şey yapmasın, meşverete çağırmasın. Ama yani kızdık, bilmem ne yaptı, hata yaptı, kusur yaptı, el yaptı. Haydi bakalım doğru dışarıya. Lan biz mi aldık ki biz çıkartıyoruz? Yani acayip bir şey. Böyle yetkiyi nerede buluyoruz? Ha dediğimiz gibi zaten yanlış yaparsa zaten yanlışı bellidir ya. Tövbe kapısı açıktır ya. Tövbe kapısı açık bırakacaksın ya. Tövbe etti. Tamam. Tövbe etti. Olmaz. Tövbe kabul etme. Şeye benziyor. Bizim çocukken misket oynarken oynamıyorsunuz. Anla misketini. Anla ben de gidiyorum. Peki neyse biraz latifeye dönüştü ama değişiklik olsun. Oysa ben şey gidecektim, girecektim. Araplarla Türklerin
bir olup Çinlilere karşı savaşı var tarihte. Şu cümlemle bitiriyorum. Araplarla Türkler bir olup da kaybettiği hiçbir savaş yoktur. Bir de abi. İran Şii'dir. Şiiler hiçbir zaman küfürle savaşmamıştır tarih boyu. Hep Ehl-i Sünnet'le savaşmıştır. Araplarla Türklerin bir olup da kaybettiği hiçbir savaş yoktur. İlk Araplarla Türklerin bir olup da kazandıkları savaş Talas Savaşı'dır. Bu Çin'e yakın bir nehrin adıdır. Araplarla Çinliler savaşıyorlardı. Araplarla Çin. Araplar mağlup iken, tam mağlup iken, Türkler Müslüman değil. O galiba 751 miydi? Yani Türkler Müslüman değil. Araplar da Çinlilerle savaşıyor ama mağlup iken Araplar Türklerle bir olmayı teklif ediyor. Araplar teklif ediyor. Türkler kabul ediyor. Araplarla Türkler bir olunca Çinlileri mağlup ediyorlar. İlk. Ve Türkler ilk defa İslamiyet'e Arapları tanıyarak bu savaşta birlik olarak İslamiyet'le tanışıyorlar ve Müslüman oluyorlar. Müslüman olmaya başlıyorlar. Araplarla Müslümanlar, Türklerin bir olduğu savaşta hiç kaybetmemişlerdi. Size bir ipucu da şey yapayım. Bu dersin dışındadır. Bunu ayrı şey yapar, değerlendirin. Ders bitmiyor. Fatiha çekmeden başka bir şey anlatıyorum. Bu Elbap Suriye'de ilk kapı demek. Elbap şehrine Türk ordusu Araplar ve Kürtler. Kürt kardeşlerimiz, Müslüman, hakiki Müslüman kardeşlerimiz. Esed rejimi Şia'dır. Ehl-i Sünnet değildir. Zulmü altında. Ki Esed 400 bin Kürt'ü yok etmiştir. Babası. 400 bin daha önce bir şehri kimyasal bombayla yok etmiştir. Hep zulmetmiştir. Onlara karşı ilk muvaffakiyetleridir. Afrin'de de Araplar, Kürtler, Türklerle bir olma şeyidir. Bu da ta Şam'ın fethine kadar gidecektir. Şam'ın fethine kadar gidecek. İnşallah bunu nerede söylüyor? Maidetil Kur'an var. Ustadın Ahmet Feyzi abinin yazdığı Maidetil Kur'an. Bu sikke-i tasdik-i gaybiye eklenmişti. Ustad sonra çıkarttı. Orada bundan bahsediyor. 2018'de bunlar diyor 3-1 olacak. 3-1 olacak. Ondan sonra fethi ta Şam'a kadar, Dimeşk'tir Şam'ın idi. O beyaz minareye, Medine'ne kadar devam edecek. Allah'ın izniyle. Maideti Kur'an'da, dikkat edin, benim şimdi iddiatta vardı, 2018'den bahsediyor. Belki bazınız rahatsız olabilirsiniz ama ben ümmetçiyim. Milliyetçi olanlar milliyetçidir. Ümmetçi olanlar böyledir. Orada Maideti Kur'an'da Ustad ilk önce sikke tasdik kaybıya koymuştu, sonra çıkarttı. Şimdi yok. Ayrı bir kitaptır. 2018'de 3 milletten bahsediyor. Kürtler için diyor ki birinci şurada diyor. Alimlerini kaybeden doğuda savaştan dolayı adamlar, isim versen tekrar şey olacağım. Yok. Doğuda Şeyh Said namı altında bahane ederek doğudaki ehli beyti ve Kürtlerin hakiki alimleri asıldı. Hicret ettirildi. Ustad birinci şu anda diyor ki alimlerini kaybeden ve başı bozuk kalan diyor Kürt milletine Risale-i Nur imdatlarına yetişti diyor. Risale-i Nur. Hepimize yetişti zaten.
Dolayısıyla inşallah İslam ve Kur'an adına, İttihat İslam, İslam ruhu adına ve karşımıza baktığımız zaman yedi düvelle küfür milleti var. Yedi küfür. Hiçbir zaman küfür Müslümanları sevmez. Müslümanı sevmez. Ha. Üstad Hazretleri iki millet diyor İslamiyet'le milliyetleri imtizaç etmiştir. Yani İslamiyet varsa o milliyet vardır yoksa yoktur. Araplarla Kürtler, Araplarla Türklerdir. Türklerin İslamiyet'ten çıkmışsa Türk değildir diyor. Araplar da İslamiyet'ten çıkmışsa Arap değildir. Bunlar, şimdi baktığımız zaman yedi düvelle elin gavuru gelmiş Amerika, tamam mı oraya? Orada spo değildir. Hepsi orada mevcuttur. Hepsi orada Müslüman kardeşlerimize zulüm yapılıyordu. Bu kadar insan katliam görmüş. Şimdi bu Talas Savaşı'na başlangıcına benziyor. Bunu Maide-i Kur'an'dan naklettim. Merakınız varsa bakarsınız. Bana mezun değilim. Orada bunun tarih şeylerinde söylüyor. Çok sorulduğu için onu da söylemiş oldum. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha tümas selavat.